Evet, şimdi bütünleyeceğiz rengi. Boya yapacağız ilk etapta. Sonrasında ombresini yapacağız. Daha küllü renkler elde etmeye çalışacağız. Çünkü saç biraz doreleşmiş. Diplerde beyaz var. Beyazları kapatacağız tabii bu arada. Dediğim gibi uçlarda daha küllü tonlarda boyayıp üzerine ombresini yapacağız. Bakalım sonuç ne çıkacak? Hep birlikte de görmüş olacağız. Evet, şimdi 8-11 sıkacağız. Biraz yoğun küllü kullanacağım ki döreleri yok etsin diye. Dur. 8 çift 0 sıkacağız. Beyazlar var. Beyazları da rahat kapatsın diye 8 çift 0 sıkıyorum. Biraz daha 8-11 sıkacağım. Hatta. Hatta 811 sıkacağım. Şöyle göstereyim. Bu mavi pigmenti çok yoğun bir boya. O yüzden hem küllülük hem de doğal bir renk çıkarsın diye bunu sıkıyorum. Bu kadar yeter. 20 volüm oksidan. Dipleri 20 volümle boyayacağız. Ya uçları da 20 volüm kullanırız. Şimdi uçları hazırlayacağız. Uçlara da 6-1 sıkacağız. 6-1 ondan sonra 10 volümle hazırlayacağız uçları. 1'e 1,5 yapacağız. Ve süreceğiz. Çok fazla bekletmeyeceğim uçlarda. Daha sonra paketleme işlemine geçeceğiz. Volüm 43 46 şöyle yeter. Evet, açıcıyı da hazırladık. 1'e 1,5 yaptık. Yani 50 gram açıcı 50 gram açıcı, 75 gram oksidan kattık. 30 volüm oksidan kullandık. Şimdi paketleme işlemine geçiyoruz. Paketleme yapacağız. Yani ombrenin paketleme işlemine geçmiş oluyoruz. Peki mesela bu dış bakımlar işe yarıyor mu diyorsunuz Çok. yani? Şimdi siz tabii ki içten ne yediğiniz, protein ağırlıklı beslenirseniz saç çok çok iyi hale gelir. Ama içten aldığınız kadar dışarıdan da ne yaptığınız çok önemli. Çünkü saçın bu kısmı ölü. Siz içten yediğiniz derinin altında kökünü besliyorsunuz. Dışarıdan da ucunu beslemek zorundasınız. Eğer dışarıdan ucu beslemezseniz o kırıklar var ya, işte o keratinin deforme olmuş hali, paramparça oluyor. Çünkü ben yani o yağla yağ sürmeden sonrasında
Hem rahat uzuyor hem çok kırık olmuyor. Ben hatırlıyorum eskiden benim saçlarım bir de bakmazdım. Şurada kırık başlamış bu kadar uzamış falan olurdu. Yani şimdi şöyle olmuyor. Bakın çok. Bu tavuğu kesin hele önlerde bir yemeklik falan alabiliriz. Yani. Bakarız. İşte pandemi hastalığı herkes kendimiz kestik. Ben 3-4 senedir kendim kesiyorum saçlar. Azmış. Ben berbere gitmiyorum. Ben berber bulamadım kafamı yere. Bir tane O ne buldum. kadar önemli bir şey değil mi? Ben Yani bir tane buldum, ondan da huylandım, sonra gitmedim bir daha. kadınlar için de böyle çok önemlidir ya kuaförü falan. Çok. Benim var ya bir işte ta çok eskiden telaşçım vardı Esenler'de. Benim yıllardır kuaförüm yoktu. Bakalım oluşturabilecek misiniz? İnşallah. Kuaförde, yani bunu ben kendim için söylemiyorum. Herkes için geçerli bir şey. Kuaför değiştirmek yani mantıklı bir şey değil. Memnunsanız bir yerden sürekli gidin. Değilseniz tabii ki değiştireceksiniz. O ayrı mesele. Çünkü şöyle bir şey. Mesela bir yere gidersiniz. O sizin saçınızı tanır. Sizin ne istediğinizi bilir. Siz o kişinin huyunu suyunu bilirsiniz. Bunlar çok çok önemli şeyler. O yüzden hani ben her zaman tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi. Asla değiştirmeyin kuaförünüzü. Ben de şöyle kendimi çekeyim ya. Stik yap. Evet, şimdi cilayı hazırlayacağız. Cilayı 8-21 ile yapacağım. Açık kumral, irize küllü diye geçiyor. Volüm kullanacağız oksidanı. Şöyle. Ve 1,5. Hemen cilayı sürüp fönünü çekeceğiz. Sürme aşamasında çekemeyeceğim çünkü yalnızım. O yüzden cilayı sürme aşamasını çekemiyorum. Kusura bakmayın.